Diğer soruyu müsaade ederseniz Atik Bey'e sormak istiyorum. Evet, Ankara'ya bağlanalım. Atik Bey, soru şu şekilde. Faizle ilgili iki soru geldi peş peşe. Diyor ki izleyicimiz, enflasyondan dolayı para değer kaybettiği için enflasyon oranında faizin aslında gerçek faiz olmadığını düşünen birçok ilahiyatçı var. Bu doğru mudur? Bu ilk soru. İkinci soru, bazı ilahiyatçılar paranın kiraya verilmesi, yani faiz haramsa parayla ev alıp evi kiraya vermenin de faiz olduğunu iddia ediyorlar. Bu doğru mudur? Evet, dilerseniz ilk soruyu tekrarlayayım. İlk soru, enflasyondan dolayı para değer kaybettiği için enflasyon oranında faizin aslında gerçek faiz olmadığını düşünen birçok ilahiyatçı var. Bu doğru mudur? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu aslında çok zor bir soru. Uzun cevabı olan bir soru. Çünkü ilk bakışta baktığımız vakit eğer enflasyondan daha düşük veya enflasyona yakın bir faiz talep ediliyorsa sanki bu faiz değildir, caiz bir şeydir gibi gözüküyor. Ama bunun detaylara indiğimiz vakit görüyoruz ki dünyadaki şu andaki para sistemi aslında çok enteresan bir para sistemidir. Var olan para sadece ana paradır. Faiz gerçekte var olan paranın arasında değil. Siz bir yerden gidip 100 lira borç aldığınız vakit sistemin içinde olan sadece 100 lira vardır. Ama faiziyle beraber 100 lira geri ödemek zorundasınız. Bu 10 lira sistemin içinde bulunmuyor. Bulunmadığı için aslında hiçbir zaman bunun geri ödenmesi mümkün değildir. Ancak yeni borç alarak mümkündür. Ama yeni borç aldığınız vakit bu da yeni faiziyle beraber geliyor. Bir 10 lira daha borç alıyorsunuz, o da kendi faiziyle beraber geliyor. Dolayısıyla bu bitmek tükenmek bilmeyen bir zincire dönüşüyor. Bunu detaylı olarak anlatmak gerekiyor. Bence bunun şu anda detaylı olarak anlatmamız mümkün değil. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Faiz tamamen haramdır. Hiçbir şekilde caiz değildir. Çünkü bu tamamen bankacılar tarafından veya para borç veren tarafına bir koz veriyor bu şey ve imkansızlıklar yaratıyor. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. Faiz tamamen haramdır. Enflasyonun altında olsa da haramdır. Çünkü bunun geri ödenmesi uzun vadede mümkün değil. Bir kişi öder, iki kişi öder ama bütün sistemin bunun geri ödemesi mümkün değil. 2008'deki kriz de bunu gösterdi ve şu anda dünyanın bulunduğu noktada da aynı şey devam ediyor. Devletler faizle beraber para alıyorlar ama sıfır faize kadar düşürmüşler. Bu sıfır faiz bile yetmiyor. Şimdi eksi faizlerden bahsedilmeye başlandı. Bence daha çok uzatmayalım. Bu konu çünkü çok derin. Yani bir iki saat anlatmak gerekiyor. Ama şu kadarını demekle yetinelim. Faiz ve enflasyondan az olunca caizdir diye bir düşünce olmaması gerekir İslamiyet'e göre. Evet, teşekkürler. Hemen bununla ilgili, yani faizle ilgili ikinci soru şu şekildeydi. Bazı ilahiyatçılar paranın kiraya verilmesi, yani faiz haramsa parayla ev alıp evi kiraya vermenin de faiz olduğunu iddia ediyorlar. Bu doğru mudur? Evet, bu soruyu da dilerseniz hemen siz faizle ilgili cevapladığınız için ilk soruyu dilerseniz bunu da kısa olarak cevaplayabilirseniz seviniriz. Evet, yani dediğim gibi yani bunu anlatılması çok uzun sürecek. Fakat bunu unutmakta yarar var. Kur'an-ı Kerim bize diyor ki kim bu faiz sistemini kurarsa o Allah ve peygamberle savaş açmıştır. Bu o kadar önemli bir konu. Çünkü bunun uzun vadeli etkileri bütün insanlıklar, fakirler gitgide fakirleşir, zenginler gitgide zenginleşir. Bütün dünyanın paraları gitgide zenginlerin elinde toplanır. Bu 2 artı 2 4 gibi bir şeydir. Bütün tarih boyunca bu faiz sistemi ne zaman başladıysa bu dengeler bu tarafa akmaya başlamıştır. Matematiksel bir denge vardır bu şeyin içerisinde. Dolayısıyla hiçbir şekilde faizle uğraşmak İslamiyet şeyine göre caiz değildir. Evet, teşekkürler Atik Bey.